Yetimoğlu Grup misafiri sunar. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. 2 yaşlarında bir şehit kızı. Adı Gülhan Fatma. Her şeyden habersiz evinin bahçesinde su ile oynuyor. Bir ara sanki babasını görmüş gibi başını gökyüzüne kaldırıyor. O minik parmağını da kaldırıyor gökyüzüne doğru. Ve baba, baba diyor. Çünkü babası orada. Çünkü şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Afyon'da bir şehit annesi. Her sabah uyandığında evinin bahçe kapısı aralanıyor, içeriye bir rüzgar giriyor, sonra tekrar kapanıyor. Ev o rüzgarla birlikte gül kokularına bürünüyor. İçeride nasıl bir gül kokusu? Ve kendi kendine mırıldanıyor. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. 2 canciğer asker arkadaşı var. Kemal ve Mustafa. Kemal şehit oluyor. Gözyaşları içerisinde Mustafa şehit arkadaşının Kemal'inin annesinin ellerini öpüyor ve cenazeye katılıyor. Gel zaman, git zaman askerlikten nice sonra yolu yine arkadaşının şehrine düşüyor. Diyor ki buraya kadar gelmişken arkadaşımın köyüne de gideyim. Mezarını ziyaret edeyim de bir Fatiha okuyayım. Hem de annesinin elini öpmüş olurum bu vesileyle. Habersiz. Bir öğle vakti. Gidiyor. Şehidin yani Kemal'in annesi dış kapıda karşılıyor Mustafa'yı. Hoş geldin Mustafa oğlum diyor. Seni bekliyordum. Yaprak sarman hazır. Şaşırıyor Mustafa. Teyzeciğim diyor. Benim geleceğimi nereden bildin? Yaprak sarması sevdiğimi nereden bildin? Oğlum diyor. Dün gece rüyama Kemal geldi. Dedi ki, anne kalk, yarın Mustafa gelecek beni ziyarete. O dolmayı çok sever, beni mahcup etme. Hadi ona dolma sarıver. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün de mübarek Ramazanımızın iftarına kısa bir süre kala neredeyiz? Ülke Ocakları kardeşlerimizin oluşturduğu iftardayız. Malumunuz yaklaşık 4 yıldır kardeşlerimiz burada iftar veriyorlar. 3 yıldır da şehidimizin adına veriyorlar. Yanımızda Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş, Ülke Ocakları Başkanımız sevgili Mustafa Nargüllü ve sevgili iş adamımız İsa Bacı var efendim. Ben burada önce Sayın ev sahibimiz Mustafa Bey değil mi efendim? Efendim ev sahibimiz, Allah kabul etsin öncelikle. Allah razı olsun. Başkanım, teşekkür ederiz. Başkanım neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle sizleriniz aracılığıyla tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Buradan tebrik ediyorum. Şanlıurfa Ülke Ocakları İl Başkanlığı olarak bu yıl 4.sünü düzenlemiş olduğumuz, geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftar soframız var. 3 yıldır rahmetli şehidimiz Fırat Çakıroğlu'nun ismini verdiğimiz Ege Üniversitesi'nde PKK'lı caniler tarafından katledilen ve şehit edilen kardeşimizin ismini vermiş olduğumuz Fırat Çakıroğlu iftar sofrası.
Tabii bizler bu işin görünen tarafındayız ama bu işin görünmeyen kahramanları var. Bu iş şüphesiz ki Şanlıurfa'da hayırseverlerin, Şanlıurfa'da iş adamlarının ve yine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın, Milliyetçi Hareket Partisi Meyakoyemizin ve yine Milliyetçi Ülkücü Camii'nin çok değerli isimleri sayesinde bu sofra kuruluyor. Bu sofranın maddi desteklerine sağ olsunlar hayırseverler karşılıyorlar. Biz de fiziki olarak bu işe üstlenmiş bulunmaktayız. Bugün de hem geçen hafta şehit olan, Şırnak'ta şehit olan rahmetli şehitlerimiz için mevlüt okutma hem de bugünkü yemeğin işte giderlerini karşılayan Sayın Arcanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Arpacı Bey de bizi şereflendirdiler. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. İnşallah bu sofra daim olacaktır. Bu sofra helal lokmanın ihtiyaç sahibiyle buluştuğu sofradır. Bu sofra riyakarlıktan uzak, tamamen halisane niyetle kurulmuş bir sofradır. Bu sofra devlet imkanlarla kurulan, efendime söyleyeyim, ihaleci rantçıların maddi destek sağladığı bir sofra değildir. Tamamen samimiyet, tamamen kardeşlik duygusuyla burada din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanları biz mukaddes olarak Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu eşref mahlukat olarak kabul ediyoruz. Ve o bağlamda biz buradaki bütün insanlarımıza hizmetlerimizi sunuyoruz. Tabii ki ocaklar sofrası diğer yapılan sofralardan en önemli farklarından biri de sofraya misafir gelir. Biz gelen vatandaşlarımızı misafir olarak kabul ediyoruz. Ve sizler de gözlemlediniz. Daha önceki günlerde sizler de misafir etmiştik. Buradaki sofrada gelen vatandaşlarımıza bizim arkadaşlarımız tek tek herkesin masasına elleriyle servis etmek suretiyle hizmet ediyoruz. Çünkü gelen misafirlere efendime söyleyeyim kuyruğa koymak, onlara böyle rencide edici tavırlara girmek bizim ülkücülük ahlakımıza yakışmaz. Biz burada bir tamamen Cenab-ı Allah'ın rızasını gözeterek bir eylem gerçekleştiriyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bize bunun mükafatından mahrum etmez. Cenab-ı Allah yerini doldurur. Rahmetli şehitlerimizin canlarına değsin. Rahmetli şehitlerimizin mekanları nur olsun diyoruz. Saygılar mı sunuyorum? Son bir soru soracağım. Tabii. Bugünkü programımızda bir de mevlüt var değil mi? Mevlüt var bugün. Evet, bugün işte Şırnak'ta geçen hafta şehit olan şehitlerimiz için aynı zamanda bu şehitlerimizden biri İsa Bey'in çok yakını, onun ruhuna ithafen ve aynı zamanda bugün yine tevafuk Urfalı üçüncü şehitlerimizden rahmetli İsa Bacı'nın vefatının seneyi devriyesi. Onun aziz mübarek ruhlarına hediye edeceğiz inşallah. Ve yine bugün ülkücü hareket için çok önemli bir isim olan rahmetli şehidimiz Yusuf İmamoğlu'nun bugün ölüm yıl dönümünün seneyi devriyesi. Yusuf İmamoğlu'nun aramızdan ayrılışından uzun yıllar geçti. 45 yıllık bir süre geçti ama onların şehadeti hala bizim yüreğimizi sızlatmakta. Onların şehadeti hala bizi ilk günkü acımızı korumakta. Çünkü rahmetli Yusuf İmamoğlu ağabey şehit olduğunda çok acıdır. Cebinde 35 kuruş, 35 kuruş gibi böyle çok cüzi bir rakam bulunmuş rahmetli şehidin. Ve yapılan otopsi sonucunda rahmetli şehidimizin 48 saattir aç olduğu tespit edilmiş. Yani ülkücü hareket rahmetli şehitlerimizin ne zorluklarla bize bu davayı bıraktığını biliyor. İşte Yusuf İmamoğlu ağabeyin o mağduriyetini başka vatandaşlarımız yaşamasın. Bizler Ramazan'ı paylaşmak olduğunu biliyoruz. Ramazan'ın kardeşlik olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda yine dilenmez dilenci olarak tabir ettiğimiz nice insanlar var. Bir nebze de olsa o insanlara el uzatabilmek, o insanları soframızda buluşturmak, o insanların bereketini hanemize katmak amacıyla bunu yapıyoruz. Çünkü misafir bereketiyle gelir, rızkıyla gelir. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Buradan tüm ocak yönetimime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle arkadaşlarımız bizlere haklarını helal etsin. 4 yıldır bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Her gün kardeşlerimiz 4 yıl boyunca burada hizmet ediyorlar ve özellikle buradan ocak ikinci başkanımız var. Bakır Bostancı. Allah ondan binlerce razı olsun. 4 yıldır ne eşiyle ne çocuklarıyla iftar açamıyor bu kardeşimiz. Burada insanlara hizmet etmek için ailesini ihmal ediyor, çocuklarını ihmal ediyor. Ama biz davamıza hizmet ediyoruz başkanım, bir şey olmaz diyor. Allah razı olsun. Onun da şahsında tüm ocak yönetimimize ve yine tekraren
bu işte desteği olan bütün hayırseverlere çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Hepsinin çok güzel özetlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, birazdan ilahi ekibimizin çok güzel bir mevlidi olacak. Fakat Şanlıurfa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş. Sayın Güneş, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de misafir, biz de misafir bugün efendim. Misafiriz, evet. Evet, neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, biraz önce başkanım en güzel bir şekilde bahsetti. Şehitlerimizden bahsetti. Ülkücü hareketin ödemiş olduğu bedellerden bahsetti. O ödenen bedellerin neticesinde buradaki gençlerin bu hizmetleri yaptığının da bilincindeyiz biz. Ben özellikle başkanımın Bağır Başkanı ismini zikrettiği halde ben sadece Bağır Başkanı değil, orta öğretimi, üniversite teşkilatını, ülke öğretim teşkilatını, sayın başkanımızı, kendisi bekar olduğu için işte Bağır Başkanımız evlidir biliyorsunuz. Ondan dolayı çoluk çocuğuyla iftar etmedi ama kendisinin de annesi sürekli oğlum bir günde evde sen de iftarını aç dediğini de biz de başkanımızdan biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu çadırda bu yemekte tuzu olan, bu işi kaldıran, bu işin ucundan tutan her kim varsa herkesten Allah razı olsun diyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Biraz önce başkanım da bahsetti. Finansörlüğünü her kim yapıyorsa yapsın. Netice itibariyle sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Biraz önce ama birilerini cazbetme adına, birilerinin hayırda yarışması adına isimler zikrediliyor. Biz de buna tarafız. Zikredilsin ki belki bazıları daha da fazla yardım etsin. Evet. Çünkü netice itibariyle tokların olduğu bir ülke değiliz. Bu ülkede açlar da vardır, orta direk de vardır. Bazılarının evinde aç pişmeyen evler de vardır. Ve biz Ramazan'ı tümüyle idrak edebilmemiz için, ağaçların halinden anlayabilmemiz için zaten oruç tutuyoruz. Oruç sadece gündelik bazda aç kalarak değil, insanoğlunun bütün huzurlarıyla bu orucu tutması lazım. Beynen, fikren, dilen, kalben. Yani ben bugün iftarda ne yiyeceğim mantığı değil. Bugün acaba komşumda iftar açacak yemek var mıdır? Ya da işte en ucra mahallede garibanların yaşadığı taşralarda yaşayan insanların sofralarında yemek var mıdır? Onun acısını yaşamaktır. Başkanımız işte 4 yıldır bu acıyı yaşıyorlar. Biz bu sofrada evet insanlar rencide edilmeden, ben hatta biraz önce televizyon programında yine sizin televizyonunuzda dedim ki ülke ocakların çadırında self servis yoktur. Herkes oturur sanki bir restoranttaymış gibi yerini alır. Ocaktaki gençlerimiz, kardeşlerimiz onların yemeklerini masalarına takdim eder. Bu bir misafirperverliğin ve misafire nasıl davranılması gereken gelen Türk kültüründen gelen bir kültürümüzdür. Ve bu kültürü de Sayın Başkanımız ve ocaktaki gençlerimiz onun nazarında ona da ayrıca teşekkür ediyorum. O kültürü de şu ana kadar da devam ettiriyorlar. Ben yine Güneydoğu TV'ye, sizlere, Sayın Başkanıma, başkanımın nezdinde bütün teşkilatına, ülkücü hareketin ağabeylerine, bu işte hizmet eden, bu gecenin de varlığında bir nebze tuzu olan sayın ağabeyimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Ve herkesi de bu çadırda, bu havayı teneffüs etmeleri noktasında da çağrımı yapıyorum. Yemeğimiz, başkanımızın söylediği 500 kişilik, 600 kişilik, ben biraz önce televizyonunuzda 1500 kişiye kadar biz yemek verebiliyoruz burada. Ve öz sermayeden. Hiçbir belediyemiz yok, hiçbir yandan gelirimiz yok. Sadece hayırseverli insanların katkılarıyla bu işler oluyor. Ramazan sofrasıdır. 10 kişilik yemek yaparsınız ama yemeğiniz 100 kişiye yeter. Aynen. Onun için başkanımızın ve gençlerimizin gönlü açıktır bu konuda. 1000 kişi gelse 1000 kişiye de yemek verecekler. 1500 kişi gelse de 1500 kişiye de yetecek yemekler vardır. Ben bu vesileyle hem ocak başkanımıza hem yönetimine hem sizlere ve Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Efendim tabii ki şehitlerimiz var. Yüreğimiz yanıyor. Bu acıyı kaldırmak zor. Fakat onlar peygamberlerle eşdeğer. Onlar aynı şekilde haşr olacaklar. Sayın Arpacı, tabii ki siz bu işi en çok yaşanan birisiniz. Herkesinde bir arkadaşınız. En başta ülke ocaklarına böyle bir organize yaptığı için şahsınız adına bizzat kendilerine teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun. Şehitlerimizin ölmediğini, sürekli yaşadığını, evet. Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez sloganlı. İşte buradaki ortamda da görmemiz mümkün. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki şehitlere ölü demeyiniz. Biz de şehitler için bu anda burada bulunuyoruz. Sayın Başkanımıza bize bu şeyi verdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda benim de yakinen bildiğim bir kardeşimin, İfa kardeşi Şırnak
hattı düşen helikoptere şehit oldu. Buradan Fevzi Kralbaş Çavuşumuza rahmetle yad ediyoruz. Allah nur içinde yatırsın. Saygılarımı sunuyorum. Herkese hayırlı iftarlar. Çok teşekkürler efendim. Tevzi Dostanımız, şimdi sizlere güzel mevzumuzla baş başa bırakıyoruz. Gün giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş. Ateşine gelir yanalım. Pervaneye bak ibret alalım. Pervaneye bak ibret alalım. Seyran edelim, eyvah.
Yanımızda çok iyi Batken muhtarımız var, sevgili Halil Kaya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hamdolsun Allah'a. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Bugün çok güzel bir iftar var efendim. Evet. Şanlıurfa Ülke Ocakları'nı düzenledi. İş adamı Sayın İsa Arpacı'nın sponsor olduğu iftara geldik. Efendim bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstüne ören varsa vatandır diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Böyle programdan Allah devamını getirsin diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim, sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Nasıl Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Nebiler Nebisi Sevgi Sultanı Rahmet'in Peygamberi, Humamul Yetame İsmetun Lil Enami, gariplerin, yetimlerin, miskinlerin ilticegahı, sebebi mahlukat adı güzel, kendi güzel ve inneke le ala hulukin azim dediğin, ya Muhammed sen çok yüksek bir ahlaka sahipsin dediğin ve ma arsennake illa rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, levlâke lemâ halaktul eflâk, sen olmasaydın arz ve semavati yaratmazdım dediğin, sevgi sultanı, bütün resullerin seyyidi, bütün enbiyanın imamı, bütün asfiyanın serveri, bütün mürşitlerin sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri, güneşi ve ayı verdiğin gibi bizi ve ümmet-i Muhammed'i cehennem azabından, şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, dahili ve harici din düşmanlarının şerrinden sana sığınıyoruz, sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımıza, devletimize, milletimize, Kur'an'ımıza, bayrağımıza göz dikenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Kefere ve fecerinin tertemiz topraklarımıza, şu cennet vatanımıza, habis ve murdar ayaklarını sen Hazreti Muhammed hürmetine sokma ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek ismini ve mübarek Necip bayrağımızı ilal ebed göklerde dalgalandır. Minarelerden eksik eyleme ya Rabbi. Okunan şu mevlid-i şerifi başta Hazreti Muhammed Ali Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin o pak, münevver, mualla, mukaddes ruhlarına ithaf eyledik. Ne kadar sahabi, müttaki, mütedeyyin, mümin ve mümine kardeşlerimiz varsa ve hazır bulunan cemaat-i müsliminin geçmişte ruhlarına ithaf eyledik ve hususan ne kadar vatanı için, milleti için, Kur'an'ı için ülkücü şehitlerin ruhlarına ithaf eyledik ve hususan şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşlerimizin ruhlarına ithaf eyledik. Ya Rab sen dergahın ezza hadiyetinde kabul ve makbul eyle. Onun ve bizim ve ümmet-i Muhammed'in kabrini Ravzatü min riyazil cennet, cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ev hufretü min huferin niran, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Kimsenin kimseye medet resen olamadığı, kimsenin kimseye fayda veremeyeceği, kardeşin kardeşten kaçtığı o dehşetli mahşer meydanında Hazreti Muhammed Ali Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini tüm ümmet-i Muhammed'in üzerinden eksik eyleme ya Rabbi. Ve hususan devleti ve milleti için, bayramı için değerli hemşerimiz
İsa Abacı kardeşimizin de o mübarek şehidimizle ruhuna ithaf eyledik. Ya Rab sen dergahına izle hadiyetinde kabul ve makbul eyle. Son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı bize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle. Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Son olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat-ı şerife getirelim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina ve tabibina ve kulubina ve kurrati ayyuna Muhammed. Ve son olarak Şırnak şehitlerimizin ruhlarına ithaf ediyoruz. El Fatiha. Sevgili dostlarımız, ülke ocaklarımızın düzenlemiş olduğu iftar yemeğindeyiz. Yanımızda Güney Doğu TV Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Bayık var. Efendim Sayın Bayık, siz hem bir yönetim kurulu üyesi hem şehit evladı, siz neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün ülke ocakları başkanımızın daveti üzerine buradayız. Biliyorsunuz benim babam da şehadet ermiş insanlarımızdan biri. Ben bu anlamda ülke ocaklarını kutluyorum. Böyle ahda vefa gösterip bu tarz bir organizasyona imza attıkları için. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Vatan için, bayrak için can vermiş tüm şehitlerimizi burada rahmetle anıyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Senden gider sonsuzluğa yol olun. Dört bir yana salmalısın kol olun. Ekmeğini aç olanla böl olun. Haram yeme hak uğruna öl olun. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Efendim iftarımızdayız. Yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi 2. Başkanı var efendim. Sayın Mahmut Şahin. Değil mi efendim? Mehmet Şahin. Mehmet Şahin. Sayın Şahin merhabalar efendim. Merhabalar Allah efendim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun cümlemizden. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir iftar oldu bugün. Valla ben 4 yıldır bu iftar ülke ocakları başkanımızın düzenlemiş olduğu bu ev sahipliğini yaptığı bu çadırı takip eden bir insanım. Ara sıra gelip burada iftarımı açan bir insanım. Ülke ocakları başkanımızı takdir ediyorum. Sizler de seyrettiniz. Evet. Gençlerimiz var tam gelişim çağında, benim diyebilecekleri bir çağda ve ne güzel hizmet ediyorlar. Aç oldukları halde, belki kendilerine yemek kalmayacağını bildikleri halde buradaki misafirlerimize hizmet ediyorlar. Bence bu takdire şayan bir hareket. Gençlerimizin bu şekilde Mustafa Başkan tarafından böyle bir sosyal aktiviteyle buluşturulması büyük bir çaba, büyük bir güzellik diye görüyorum. Mustafa Başkanımızı bu güzel organizasyondan dolayı takdir ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Umarım sırf görsellik için yapılan bazı sosyal aktivitelere örnek teşkil eder ve gerçekten bir toplumun talebi yönünde hizmetler oluşur buna benzer. Gerçekten burada sizler de gördünüz. Başkanıyla, genciyle hepsi bir arada hizmet ediyor ve hepsi bir arada yeri geliyor iftar açamayan başkanlarımız oluyor. Çok güzel bir şey. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, Ülke Ocakları'nın iftarındayız. İftarımızı açtık, Allah kabul etse inşallah. Yanımızda Arcan Oğul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İsa Bağış var. Sayın Bağış merhaba efendim. Merhabalar, hoş güzel geldiniz siz de. Evet, çok güzeldi. Böyle bir organizasyonu yapan, böyle bir Urfa'da örnek teşkil eden bir organizasyonu yapan özellikle Ülke Ocakları Başkanımız Mustafa Nargül'e, sonrasında Arcan Oğul Yönetim Kurulu Başkanımız İsa Arpacı'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok muazzam bir gece oldu. Bütün Urfa ile hemen hemen iç içe olduk. Allah herkesten razı olsun. Kimin ne katkısı varsa çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu iftar yemeğimizi geçen hafta içinde 13 tane şehidimiz olan Şırnak'ta evet. Evet. Helikopterin kaza sonucu şehit olan 13 şehidimize bilhassa içindeki Fevzi Kral'a onun aracılığıyla yaptık. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ediyoruz herkese. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Thank you.
Sevgili dostlarımız, ülke ocaklarının düzenlemiş olduğu iftar yemeğindeyiz. Malumunuz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına düzenlenen 4 yıldır bu iftar düzenleniyor. Fakat bugünkü iftarımızın farkı vardı. Şırnak'ta malumunuz el kurtar kazasında hayatını kaybeden 13 şehidimizden bir tanesi sevgili Fevzi Kral vardı. Onun adına düzenlenmişti. Ve yanımızda Sayın Mehmet Şahap var. Sayın Şahap, merhabalar efendim. Merhabalar abicim. Bir de bir iftar oldu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Tüm şehitlerimiz için bugün bir iftar yemeği verdik. Şehitlerimizden Vani Gani, Allah rahmet eylesin. Başka. Bu güzel bir iftar oldu. Evet, gelenlerden vardı, evet. Evet. Gelenlerden Allah razı olsun. Şehitlerimize dediğim gibi gani gani Allah rahmet eylesin. Bugün de böyle oldu işte. Çok teşekkür ederim. Ben, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl olur. Haram yeme hak uğruna öl olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kimse olur. Efendim bugün malumunuz güzel bir iftar oldu. Biz bu iftara katkılarından dolayı Sayın İsa Arpacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün aramızda Arcanoğlu Yönetim Kurulu var. Cuma Şahap. Evet. Arcanoğlu Yönetim Kurulu'ndayım. Sayın Şahap, güzel bir iftar oldu. Ne söyleyeceksiniz? Çok güzel bir iftardı. Allah rahmet etsin şehitlerimize. Ondan sonra ülke ocaklarına teşekkürler. Bu katkılarından dolayı. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkürler efendim. Efendim siz Murat Elçioğlu. Elçioğlu. Sayın Elçioğlu, sen ne söyleyeceksiniz? Ben de aynı şekilde şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yemeği düzenleyen İhsar Pacı'ya da çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yemek oldu. Organizası çok güzeldi. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlere. Siz de tam kadro buradasınız değil mi efendim? Tam kadro buradaydık, evet. Çok teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki şehitlerimizi unutmamak adına, şehitlerimiz adına güzel bu güzel iftarda öncelikle son dönemde Şırnak'ta bir el kurtar kazasında hayatını kaybeden 13 şehidimiz vardı. Bugün de onlara ithafen de bu iftar yapılmıştı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun, hoş bulduk. Allah kabul etsin, bugün güzel iftar oldu. Zükirliler, dua. Allah razı olsun. Şehitlerimiz için böyle bir organizasyon yapan dostlardan Allah razı olsun.
Elbet bu vatan hepimizindir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ne güzel bir manzara ki Urfa'da canını siper edebilecek nice vatandaşlarımız, ordumuz, devletimiz var olsun. Bayrağımız dalgalandıkça, ezanlarımız okundukça asla bu vatanın bir karış toprağını hiç kimse alamaz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Zulüm dolu saltanattan in oğlum, zalimlere uymalısın kin oğlum. Nefis kibir mantık yutan dev oğlum, mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum, çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Güzel bir iftar. Tabii ki dualarla, zikirlerle iftarımızı açtık. Yanımızda Sayın Efendi Sarı var. Sayın Sarı hoş geldiniz efendim. Efendim öncelikle bu güzel iftarı düzenleyen Şanlıurfa Ülke Ocakları'na çok teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize bu yemeği düzenlemesinden dolayı gerçekten minnettarız. Urfa gibi güzide bir şehrimizde bu denli etkinliğin düzenlenmesi bizleri çok onur ediyor. Bizler Urfa dışından gelmişiz, burada çalışıyoruz. Bu manzara gerçekten müthiş bir manzara. İnşallah bunun devamı gelir. Aynı şekilde insanlarla burada bir bütünleşir. İlahiler eşliğinde iftarımızı tekrar açmak nasip eder inşallah Allah bizlere. Şunu sormak istiyorum. Siz dışarıdan geldik dediniz ya. Şimdi evet, aslında buradan tam bir mesaj verebiliriz burada. Şanlıurfa'yı görmeyen, bilmeyen tam insanlar bazen buraya gelmekten korkuyorlar. Bunu hep beraber söyleyelim mi? Burası çok güvenli bir şehir. Abi ben bunu tekrarında söylüyorum. Ben özellikle 20 yıldır bu bölgede çalışıyorum. Şanlıurfa belki de Türkiye'nin en huzurlu ve en güvenli şehri. Bütün Türkiye'de 70-81 vilayetteki insanların gelip Şanlıurfa'yı görmesi, doğa harikası, manzaraya gezmeleri, tozmaları ve insanlarını tanımalarını gerçekten istiyorum. Evet. Çok önemli çünkü dışarıdan insanlar gelmeyince hani görmediği yerin düşmanı sayılıyor. Aynen o şekilde. Yani evet. Şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dendiği zaman herkes bir ürkeklik yaşıyor. Böyle korkaklık yaşıyor. Gelmemek istiyor. Yani benim kendi yakınlarım bile bazen ziyarete gelmekten Urfa'ya çekiniyorlar. Aynen. Ben onlara anlatıyorum. Gelip gördükten sonra diyor ki biz çok basından yanlış tanımışız. Aynen evet. Gelip gördükçe burada Balıklı Gölümüz var, Göbekli Tepemiz var, Harran'daki kümmet evleri var, ilk üniversitenin kuruluşu Harran'da. Yani çok gezilecek, görülecek yerler var. Ben özellikle tekrar üzerine basıyorum. Urfa'nın insanlarını tanıdıktan sonra insanların görüşü, düşüncesi çok farklı olacağına ben inanıyorum. Ekranım, mesela en son referandumdan insanlarımızın vermiş olduğu, evet orada bunu göstermiyor bu bayrak sevgisini, vatan sevgisini, 15 Temmuz sonrasındaki olayları. Urfa bu hainlere karşı, yani FETÖ denen hainlere karşı en başta dik duran bir şehrimizdir. Aynen. Yani %72 küsürlük ve onun haricinde Harran gibi bir ovada %97 Türkiye birincisi. Evet. Yani vatanının, milletinin, bayrağının, şehitlerinin yanında olduğunun göstergesidir. Yani herkesin gelip Urfa'yı görmesini İstiyorum yani bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Almalısın kol olur. Ekmeğini aç olanla böl olur. Haram yeme hak uğruna öl olur. Çabuk büyü çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Tam bu vatan uğrunda canını feda eden şehitlerimiz adına bugün çok güzel bir iftar vardı. Bu iftarda emeklerinden dolayı sevgili Aycan Oyl Yönetim Kurulu'na tamamıyla çok teşekkür ediyoruz. Ve başta Sayın İsa Arpacı'ya çok teşekkür edeceğiz. Efendim çok güzel bir iftardı. Neler söyleyeceksiniz? Valla bu vatan için canını verenlere, bu vatan için çalışan askerimize değil böyle bir iftar, değil şehitlerimize işi. Canımızı verse bile dahi azdır. Yani Allah tüm şehitlerimizi mekanlarını cennet eylesin. Amin. Cennet ehlinden eylesin. Peygamber Efendimiz'e onları komşu eylesin. Amin. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar olmasa biz hiçiz. Onlar olmasa biz yokuz. O yüzden Allah'tan onlara binlerce defa rahmet diliyorum. Allah nur içinde yatırsın hepsini. Allah şehitlerimizi mekanlarını cennet etsin diyorum. İnşallah
Peygamber Efendimiz'in komşularıdır onlar. Ve bu olayda emeğimiz geçmişse eğer Allah kabul ederse ne mutlu bize. Ne yaptığımız ilk olacak inşallah ne de son olacak. Halkımızın ilgisi nasıldı bugün? Çünkü çok büyük bir kalabalık vardı, bir kitle var. Ne söyleyeceksin o konuda? Ya maşallah zaten şehidi duyan, şehit için olan, yani Urfa'da Ramazan zor. Evet. Bunu zaten biliyorsunuz. Buna rağmen bu karabalıkta gelip iftarını burada sırf Allah rızası için açanların hepsine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yani halkın ordumuza çok büyük bir teveccühü var. Kesinlikle evet. Yani ordu varsa biz varız. Ordu bizim dünyada yüz akımız. Evet. Bu arada da Şırnak kazasında şehit düşen başçavuşumuz, soy ismi Kral, kendisi Kraloğlu Kral. Fevzi Kral başçavuşuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm ülkeye de başsağlığı tekrar tekrar diliyorum. İnşallah son şehitlerimiz olur. İnşallah. İnşallah bundan sonra böyle acı, keder, kem olayları olmaz. İnan bu mübarek Ramazan ayında biz huzur istiyoruz artık. Yani artık askerimize bir şey olmasın. Bunun için gereken şeylerin yapılmasını istiyoruz. Allah daha ne diyelim işte, nur içinde yatırsın. Konu şehit olunca konuşmak zor oluyor. Evet. Dil, boğaz düğümleniyor. Yani çok şey demek isterim ama dil dönmüyor. Yürekte olanı dile getirmek bu anda çok zor. Evet. O yüzden Allah mekanlarını tekrar nur içinde yatırsın diyorum. Mesela Çanakkale'ye gittiğimiz zaman Çanakkale'de bunun bütün örneğini gördük. Çünkü orada bütün şehitlerimiz zaten vardı. Çünkü Çanakkale'nin aklına şehitler geliyordu. Şimdi ülke çok şehitler veriyor. Çanakkale'ye gidip gezdiğimiz vakit 56. alayın tümüyle yok olduğunu, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir alayın kalmadığını, orada Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı, Mısırlısı, Suriyelisi, Küveytlisi hepsinin bir arada yattığını gördük. Evet. Allah onları da nur içinde yatırsın ve dünyanın en büyük açık ser hastanesini Çanakkale dünya destan olarak gösterdi. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde hastaneler bombalanmazdı. Yeni yetişen bu nesil, kafir nesil, bu bölücü nesil bunları yaptı. Evet. Hala da ülkemizin başında oynanan oyunlar var. İnşallah Allah devamlı bizi kafire karşı galip getirecektir. Önce Sayın Levent Sarı'ya sormuştum, size sorayım. Şimdi bizim Urfa gerek 15 Temmuz sonrası, gerek referandumdaki vermiş olduğu oylarla, gerek Harran mesela Türkiye birincisi oldu, Açakale Türkiye üçüncüsü oldu. Yani bizim bu bölgemizin hem vatanına hem bayrağına apaçık bir sevgisi var. Fakat dışarıdan bakan insanlar acaba bizi farklı görüyorlar. Buradan bir seslenelim mi insanlara? Çünkü Şanlıurfa dışarıdan görünür değil. Burası bayrağı Hüseyin vatanı, Hüseyin bir bölge. Şimdi benim rahmetli annemin Allah bize nasihati vardı. Rahmet eylesin. Oğlum anasız büyüyebilirsiniz ama vatansız büyüyemezsiniz. Vatan varsa sen varsın. Yoksa hiçsin. Evet. Ama ben de hiç olmamak için vatanımı koruyacağım, kollayacağım. Gençlerimle her dakika 15 Temmuz'da olduğu gibi bir gün olursa gene aynısını yaparız. Yani biz öyle bu ülkeyi bedavadan, beleşten bir yerlerden almadık. Ecdadım bu her karışına kanlı döktü. Bunun içinde dedeyi de var, dedem de var. Yani o yüzden 15 Temmuz Allah bir daha geri getirmesin. Amin. Yapanlara da Allah koymasın, kahradıyla kahretsin. Amin. Biz o konuda, her konuda devletimizin arkasındayız inşallah. Peki gençlerimizin çalışmasını nasıl buldunuz Sayın Arpacı? Çünkü mesela dikkat ettim, gençler maşallah böyle karınca gibiydi. Hepsi böyle... Ya maşallah bu ülkücü gençler. Evet, evet. Yani hakikaten takdire şayan şeyler yapıyorlar. Saçma şeyler, evet. Bir de bu karabalığa hiç sanki adam otele gelmiş gibi, lokantaya gelmiş gibi, bir restoranta gelmiş gibi. Herkes oturdu yemekleri ve koşarcasına. En güzel yanı ne biliyor musunuz? Başkanlar da kendileriyle beraber çalışıyor. Aynen, evet. O yüzden başkana da ayrıyeten bir Nargül'le çok teşekkür ediyorum. Yani inanın ben 50 yaşına gelmiş bir insanım. Çok Ramazanlar, çok etkinlikler gördüm. Böyle duygusal, böyle içten
Böyle gönülden çalışan gençlik ancak ve ancak ülkücülerde olur. Başka da hiçbir yerde olamaz. Eşi benzeri bir yerde görülemez. Bir de sizin yönetim kurulunu unutmayalım Sayın Alpacı. Arcanoil yönetimine de çok çok teşekkür ediyorum. İlgi alakalarından, yardımlarından dolayı. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. Sevgili dostlarımız, malumunuz ülke ocaklarının düzenlemiş olduğu iftarı bugün düzenledik. Güzel bir iftardı. Hakikaten yoğun bir ilgi vardı. Alaka vardı. Hayati hocamızın güzel ilahileriyle, Kur'an tilavetiyle, dualarıyla çok güzel bir mevlüt oldu. Çok güzel bir iftar oldu. Biz bu iftarda emeğe geçen başta Ülke Ocakları Gençliği'ne, sevgili Mustafa Nurgül Başkanı'nın yönetimine ve tüm çalışanlarına, sevgili İsa Arpacı ve Arcan Oyl'in bütün yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten hep şunu söylüyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Onların mekanları cennet olsun. Gerek Şırnak'ta Elim Ali Kıdra kazasında hayatını kaybedenler, gerekse bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Hazırlanan ve sunan ben Mehmet Demir. Kameraman kardeşim sevgili Ömer Faruk Subaşı'yla bir dahaki misafirde görüşün yedek hoşçakalın. Allah razı olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. 2 yaşlarında bir şehit kızı. Adı Gülhan Fatma. Her şeyden habersiz evinin bahçesinde su ile oynuyor. Bir ara sanki babasını görmüş gibi başını gökyüzüne kaldırıyor. O minik parmağını da kaldırıyor gökyüzüne doğru. Ve baba, baba diyor. Çünkü babası orada. Çünkü şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Afyon'da bir şehit annesi. Her sabah uyandığında evinin bahçe kapısı aralanıyor. İçeriye bir rüzgar giriyor. Sonra tekrar kapanıyor. Ev o rüzgarla birlikte gül kokularına bürünüyor. İçeride nasıl bir gül kokusu? Ve kendi kendine mırıldanıyor. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. 2 canciğer asker arkadaşı var. Kemal ve Mustafa. Kemal şehit oluyor. Gözyaşları içerisinde Mustafa şehit arkadaşının Kemal'inin annesinin ellerini öpüyor ve cenazeye katılıyor. Gel zaman git zaman askerlikten nice sonra yolu yine arkadaşının şehrine düşüyor. Diyor ki buraya kadar gelmişken arkadaşımın köyüne de gideyim. Mezarını ziyaret edeyim de bir Fatiha okuyayım. Hem de annesinin elini öpmüş olurum bu vesileyle. Habersiz. Bir öğle vakti. Gidiyor. Şehidin yani Kemal'in annesi dış kapıda karşılıyor Mustafa'yı. Hoş geldin Mustafa oğlum diyor. Seni bekliyordum. Yaprak sarman hazır. Şaşırıyor Mustafa. Teyzeciğim diyor. Benim geleceğimi nereden bildin? Yaprak sarması sevdiğimi nereden bildin? Oğlum diyor. Dün gece rüyama Kemal geldi. Dedi ki anne kalk. Yarın Mustafa gelecek. Beni ziyarete. O dolmayı çok sever. Beni mahcup etme. Hadi ona dolma sarı ver. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatan. Yetimoğlu Grup misafiri sundu.